Gece çalışıyor olduğumuz için şehri gece ve gündüz her an her saatine tanıklık ediyoruz aslında. Trafiğinden insanlarına her anlamda şehri gece de görüyoruz ve zorlukları olduğu kadar bu konfor da sağlıyor zaman zaman bizim için. Gündüzde uyuduğunuz 8 saatte gecede de uyuduğunuz 8 saat arasında inanılmaz fark var. Bunu internetteki mimlerde de görebiliyorsun. İşte diyorlar ki gece vardiysen çalışmak hiç stresli değil. 20 yaşındaki adam 40 yaşında gibi görünüyor vesaire. Gece çalışmanın gece uykusunu aşırı derecede bozduğu durumlarda, gece uykusunu gündüzde alamadığı durumlarda o kişinin yaşam süresini etkileyebileceğine dair çalışmalar da mevcut. Evet, işçilerin belirli aralıklarla sağlık muayenelerinden geçirilmelerine ilişkin düzenlemeler var. Ama mutlaka gece çalışmaları dikkate alınarak da bu konuda düzenlemeler yapılması gerekir. Kısa vadede bir sağlık sorunu yaşayan birine rastlamadım. Ben de yaşamadım. Ama uzun vadede ne olacağını bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Her güzel şeyin bir bedeli var sonuç olarak. Ceren Caner Taş, ben 27 yaşındayım. 5 senedir paramedik olarak çalışıyorum. Çalışma sistemimiz 24 saat üzerinden. O yüzden gündüz ve gece çalışıyoruz. Yani bir sabah 8'de başlayıp mesaimize ertesi sabah 8'e kadar çalışıyoruz. İsmim Erener Aslan. 6 yıldır otelcilik sektöründeyim. Bellboy temelinde misafiri karşılayan, onlara o pozitifliği yayan ilk bireydir diyebilirim. Misafirin karşılanması, otelin tanıtımı, en son olan misafiri odasına uğurlarken onda olumlu bir his bırakmak Bellboy'un sorumluluğu. Ben de uzun bir süredir bu işi gece yapıyorum. İlker Uyanar, 43 yaşındayım, medya sektöründeyim. Ben gece iş yerine geldiğimde o gece yayınlanacak bütün programların check-in'i yapıyorum. Sürekli ekrana bakıp yayını takip etme zorunluluğum var. Yaklaşık 19 senedir gece shiftlerine geliyorum, gece çalışıyorum. Ben gündüzde bayağı bir çalıştım fakat geceye geçme gereği duydum. Gündüz yaşadığımız yoğunluk kat be kat daha fazlayken gecede yaşadığımız neredeyse yok gibi bir şey. Gece çalışması, gece en geç saat 20'de başlayan ve sabah en erken saat 6 arasında gerçekleşmesi öngörülen çalışma olarak kanunda tanımlanıyor. Gece çalışmalarının süresinin en fazla 7,5 saat olarak düzenlenmesi gerektiğine yönelik kanunumuzda bir sınır var. 2015 yılında kanunda bir değişiklik yapıldı ve belirli sektörler bakımından sağlık, özel güvenlik ve turizme ilişkin olarak işçilerin yazılı onay vermesi koşuluyla bu 7,5 saatlik sürenin aşılabilmesine imkan tanındı. Daha sonra bu istisnai faaliyetlere petrol arama araştırma ve sondaj faaliyetleri de eklendi. Burada toplumsal ihtiyaç var. Çalışanların sağlığı da söz konusu. Gecenin bir yarısı uyurken ya da 10 dakikada birbirinin sizi sürekli uyandırdığını, sürekli kalkıp bir şeyle uğraşmak zorunda kaldığınızı düşünebilirsiniz. Bu hiç de kolay değil. Hepimiz bir sirkadiyen ritim dediğimiz ritim çerçevesinde yaşıyoruz aslında. Bu sirkadiyen ritim beyindeki bir merkezden kaynaklanıyor ve bu sayede bizim gündüz gece ritmimiz oluşuyor. Çok bireyseldir, kişiden kişiye çok değişkenlik gösterir. Ama temelde bu sirkadiyen ritim sayesinde bizim uyku uyanıklık ritmimiz düzenlenir. Ama bu sirkadiyen ritim aslında sadece beynimizde uyanma ve uyku ile ilişkili bir döngü değil. Kalbimizde, biraz önce bahsettiğimiz organlarımızın tümünde bu bahsedilen sirkadiyen ritim aynı şekilde çalışmakta. İşte bu sirkadiyen ritim bozulduğu zaman sadece uyku uyanıklık ritmimiz bozulmuş olmuyor. Diğer organlarımızdaki sirkadiyen ritim de etkileneceği için bu organlarımızdaki bozukluğa bağlı ikinci sorunlar ortaya çıkabiliyor. Gece çalışıyor olmak, ertesi güne bir yorgunluk biriktirmiş oluyorsunuz aslında 24 saat uyanık kalmak. Ben çok yoğun bir uyku sorunu yaşamadım. Yani gece çalıştıktan sonra eve gidip uyuyabiliyorum ama tabii bunu yapamayan insanlar da oluyor. Akutken meydana gelen ve ilk zamanlarda geri dönüşümlü olabilen sorunlar uzun vadede daha kronik ve daha ciddi sorunlar haline gelir. İlk dönemlerde kötü bir uyku, düzensiz bir uyku ya da vardiyalı çalışma sonrasında ortaya çıkan uykusuzluk neticesinde diyelim ki gündüz dikkat sorunları yaşamaya başlayabiliriz. Unutkanlık sorunları yaşamaya başlayabiliriz. Dışarıdan bakıldığında rahat görünüyor olabilir. Ambulans belki sokağınızdan bir anlık geçiyor ve o an çalıştığımızı düşünüyorsunuz ama aslında öyle değil. Biz 24 saat boyunca telefonun bir ucunda her an hazır bir şekilde sizlere yardım etmek için bekliyoruz aslında. Gece çalışmanın gece uykusunu aşırı derecede bozduğu durumlarda, gece uykusunu gündüz de alamadığı durumlarda o kişi, bu gibi durumlarda kişinin yaşam süresini etkileyebileceğine dair çalışmalar da mevcut. Bu konuda yapılan çalışmalar tabii aşağı yukarı benzer şeyler söylemekle birlikte kendi içlerinde farklılıklar da olabilir. Benim için olumlu tarafı daha çok günün bana kalması, çok kalabalık olmaması, daha sakin olması. Fakat bunları yapmak
yaparken bile bir uyku sıkıntısı yaşanıyor. Şimdi biz bu vardiya da bambaşka bir hayat yaşıyoruz. Çünkü genel normal ortalama bir insanın yapmadığı işi biz yapıyoruz. Hayatınızda, ailenizle, arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz zaman bir plana dahil olurken nöbet sonrasında bunu yapmak bazen gerçekten zor olabiliyor. Bazı şeyleri reddedebiliyorsunuz. Hayır demeyi öğreniyorsunuz aslında yorgunluğunuzdan ötürü. Çünkü bütün gece dinlenmeden çalışmış oluyoruz. Ve bu biraz hayatımızı sosyalleşme anlamında şahsen etkileyebiliyor. Siz izinli olduğunuz zaman çevreniz çalışıyor. Siz çalışırken çevreniz izinli. Sosyal hayatı bayağı sekteye uğrattığını söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlarınızla sosyalleşmek istediğinizde çoğu zaman siz uykuda olduğunuz için asosyalliğe gidebilirsiniz. Eğer benim gibi asosyal bir insansanız, insanlarla iletişim kurmak çok hoşunuza gitmiyorsa ve bunu olabildiğince minimuma indirmek istiyorsanız, aynı zamanda bununla ilgili bir gelir sağlamak istiyorsanız, gece vardiyası kesinlikle tavsiye edebileceğim bir şeydir. Belirli alanlarda gece çalışmasına ilişkin yasaklar var. Örneğin 18 yaşını doldurmamış olanlar bakımından ya da kadın çalışanların gebeliklerinin tespit edilmesinden itibaren ve emzirme döneminde yine gece çalışmalarını yasaklayıcı hükümler var. Ama bunun dışında mevzuatımızda ve dünya genelinde de gece çalışmalarını tamamen yasaklayacak bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Ama insan doğasına aykırılık nedeniyle, insan sağlığı üzerindeki olumsuz sonuçları nedeniyle bunun bir sınırlandırılması ihtiyacı olduğu da muhakkak. Mesaimiz gecede devam ettiği için ve bazen yoğunluktan dolayı yemek saatlerimiz dengesizleşiyor. Gece geç saatlerde yemek yemek zorunda kalıyoruz ve her zaman sağlıklı yemeklere ulaşamadığımız oluyor. Gece saatlerinde çalışma dönemlerinde çok ağır yiyecekler, ağır kalorili, yüksek kalorili yiyecekler tüketilmemesini isteriz. Hani özellikle şu diyeti uygulasınlar diyeceğim bir diyet açıkçası yok. Hani bununla ilgili ispatlanmış bir durum çünkü söz konusu değil. Ama nispeten daha düşük kalorili yiyeceklerle beslenmelerini isteriz. Çünkü gece saatlerinde uyumaları gereken dönemde uyanık kaldıkları için metabolizmaları evet uykudaki gibi az çalışmayacak ama uyanık uyanıklıktaki kadar çok da çalışmayacaktır. O yüzden normal uyanıklık süreci gibi yerlerse metabolizma hızıyla uyuşmayacağı için aşırı kilo alma gibi yan etkiler ortaya çıkacaktır. O yüzden daha düşük kalorili diyetlerle bu süre içerisinde beslenmelerini, bol sıvı tüketmelerini, su tüketmelerini önerebiliriz. Bu kişiler molalarını da aslında biyolojik yapılarına ters olacak bir şekilde karanlık saatlerde geçirmiş oluyorlar. Belki onların ara dinlenmelerinin çalışma sürelerine katılması ya da işte erken emeklilik imkanlarından yararlandırılmaları ve kanundaki önemli eksiklik mutlaka bu kişiler bu çalışmalarda özellikle o genel sınırı aştıkları dönemlerde bunun bir fazla çalışma şeklinde görülmesi ya da uygun dinlenme sürelerinin verilmesi gibi koruyucu düzenlemelerle desteklenme ihtiyacının olduğunu da söyleyebiliriz. Gece çalışmanın uykuyu etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle uyku etkilenmesini en aza indirmek çok önemli. Neticede evet uyku saatleri farklı olabilir ama yine düzenli, kendi içerisinde bir düzen içerisinde tekrar etmesini isteriz. Eğer gece çalışma saatleri değişiyorsa bunun mutlaka saat yönünde değişmesini, çok sık değil belli aralıklarla, haftalık periyotlarla değişmesini önerebiliriz. Düzenli egzersiz çok iyidir ama yine yatma saatine yakın bunu yapmalarını çok istemeyiz. Gece sürekli bilgisayar başında bir insansanız sabah 5'e kadar gece işi sizin için mükemmel olabilir. Ama erken yatan biriyseniz ve uykunuza çok düşkün biriyseniz gece çalışmak sizin için uygun olmayabilir. İyi düşünülmesi gereken bir karar gece çalışmak. Çünkü bazen içine girdikten sonra normal 9-5 çalışamaz hale geliyorsun. Ben sektöre girdikten sonra bir daha 9-5'e dönüş yapamadım. Sonra çıkış pek kolay olmuyor. Ağlayan bebeklerine bile gece kalktığında oflayıp pusuyabiliyorlar bazen. Çok oldu keşke uysa da dinlensem diye. Bizim öyle bir şansımız yok ve biz bunu seçtik. Evet seçtik ama karşılığında sadece biraz kıymetimiz bilinse hiç de fena olmaz ve biz de daha keyifle çalışabiliriz.